Merhaba, bugün sizinle içli köfte hazırlayacağız birlikte. Öncelikle köftenin içinden başlıyoruz. İçi için yaklaşık 1 su bardağı zeytinyağını tavamıza alıyoruz ve içerisine soğanı ekliyoruz. Malzeme listesini yine açıklamalar kısmında size vereceğim. İçli köftenin içine bol soğanlı yapıyoruz. Ben yarım kilo kıymadan hazırladım. Yaklaşık 20-25 adet arası çıkıyor bu vereceğim malzeme miktarından köfte. Güzelce zeytinyağını kızdırdıktan sonra ben kızgın tavaya zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağı hemen kızmış oluyor. Daha sonra da içerisine soğan ekliyorum. Güzelce soğanlar pişene kadar güzel bir şekilde kavuruyoruz. Daha sonra içerisine dana kıyma, orta yağlı, hatta yani orta yağlı diyebiliriz, az yağlıya yakın dana kıyma ekliyorum. Ben danadan yapıyorum. Dilediğiniz kıymayı kullanabilirsiniz. Güzelce kavuruyoruz kıymayı. Biraz böyle suyunu bırakıp çekene kadar, ama tamamen de çektirmeyeceğiz. Pişiriyoruz. Daha sonra içerisine tuz ve karabiber ekliyorum ben. Bazı yörelerde kimyon da ekleniyor. Biz kimyonunu çok sevmiyoruz. O yüzden ben kimyon eklemedim. Güzelce kavurduktan sonra biraz da toz kırmızı biber koyuyoruz. Biz içini biraz acı seviyoruz. O yüzden ben kırmızı biber de ekliyorum. Baharat kısmı size kalmış. Burada damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz. İçerisine maydanoz koyan var, nane koyan var, kimyon koyan var dediğim gibi. Biz daha sade seviyoruz. Biz de içerisine ceviz veya Antep fıstığı konur. Ben ceviz koyuyorum. Altını kapadıktan sonra yaklaşık 1 su bardağı çekilmiş cevizi için içerisine koyuyoruz ve güzelce karıştırıp soğuması için kenara alıyoruz. Şimdi dış kısmını hazırlayacağız. Dış kısmı için öncelikle 2 su bardağı bulguru, ince bulguru, köftelik bulgur diye satılan bulgurları kabımızın içerisine alıyoruz. Daha sonra üzerine yine 2,5 su bardağı sıcak su ekliyoruz. Ben tuzunu bulguru ıslatırken koyuyorum. Bence böyle içerisine daha iyi nüfuz ediyor. O yüzden bence bulguru ıslatırken koymanız daha faydalı. 2,5 su bardağı suyla güzelce bulguru ıslatıyoruz. Öncelikle bir spatula gibi bir şeyle karıştıralım güzelce. Evet, böyle bayağı sulu bir karışım olacak. Bu bekledikçe çekecek zaten bulguru, biliyorsunuz. Ağzını kapatıp bir kenarda yaklaşık 15-20 dakika dinlendirelim. Daha sonra bu şekilde bütün suyu çekmiş ve katılaşmış olması gerekiyor bulgurunuzun. Bulgurun ortasını açıyoruz. Ortasına salça, irmik ve yumurta ekleyeceğiz. İrmiği ben burada tabii çok ince irmik kullanıyorum. Semolina dedikleri. Ama siz normal irmik kullanabilirsiniz. Bir tane de yumurta ekliyoruz. Ben stand üzümünü mikserde yapacağım. Burada yaklaşık 15 dakika yoğurmanız yeterli oluyor. Ara ara su ekleyeceğiz içerisine. Size adım adım göstermeye çalışacağım. Önce ekledikten sonra bütün malzemeler, salçası, yumurtası, irmiği karışana kadar güzelce böyle karıştırıyoruz. Mikserin pedal aparatıyla, yani kurabiye yaptığımız aparatla, yani şu gördüğünüz aparatla yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ilk aşamada böyle bayağı kuru bir karışım oluyor. Biz yavaş yavaş su ekleyerek yapacağız. Bir çay bardağının yarısını öncelikle suyu ekliyorum. Güzelce tekrar yoğurmaya başlıyorum makineyle. Ara ara hızını arttırıyoruz. Evet, böyle ara ara kaldırıp pedalını temizleyin. Yoksa hep aynı bulgurlar karışmış olur. Pedalın üzerindeki bulgurlar karışmaz. O yüzden böyle ara ara çekin. Ara ara hızını arttırabilirsiniz. Makineniz çok ısındıysa ara ara dinlendirebilirsiniz. Benimki çok fazla ısınmıyor. O yüzden ben çok fazla dinlendirerek yapmıyorum. Böyle ara ara dediğim gibi kaldırıp makineyi, pedalını mutlaka temizleyin. Sonra kıvam kontrolü yapın. Mesela bakın, böyle kıvam kolay ayrılabilir oluyor. Çok kolay ayrılıyor. Yani daha olmamış demek. Şimdi içerisine birazcık daha su ekliyorum. Çünkü çok kuru bir kıvamı var.
böyle su, normal oda sıcaklığında içme suyu kullanıyorum ben. Musluk suyu da kullanabilirsiniz. Oda sıcaklığında olması yeterli, sıcak olmasına gerek yok. Böyle ara ara temizliyoruz. Toplamda benim yüksek devirde 15 dakika kadar sürdü. Ben o suyu, bir çay bardağı sudan biraz fazla su ekledim. Ama bu bulgurunuza göre değişir. O yüzden size böyle ara ara kıvamları gösteriyorum. Bakın hala çok kolay ayrılıyor gördüğünüz gibi. Böyle macun gibi bir kıvamı olması lazım dışının ki çok rahat şekil verebilelim. Pişirirken dağılmasın. Ve ayrıca eğer kuru bir hamur yaparsanız, yani hani kuru yaptınız bir şekilde birleştirdiniz ama hamurunuz eğer kuru olursa pişirdiğinizde dışı çok sert olur. Sert olursa da lezzetli bir köfteniz olmaz. Bu kadar uğraşıyorken güzel olmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi hala biraz böyle ayrılıyor. Böyle iri iri gözüküyor. Bu görüntüyü istemiyoruz. Daha böyle kaymak gibi, daha kayan, daha böyle hamur gibi bir görüntü olsun istiyoruz. O yüzden çırpmaya devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi artık bayağı oldukça böyle hamur kıvamına geldi. Güzelce bir kıvama getirdik 15 dakikanın sonunda. Bu bulgurunuza göre değişecektir. 15 dakika, 20 dakika bu şekilde yoğurtmasını yapabilirsiniz. Eğer elle yoğuracaksanız yaklaşık yarım saat, 40 dakika sürüyor. Biz yazın köyde böyle yapıyoruz, elle yapıyoruz. Uzunca bir süre gerçekten zaman alıyor. Şimdi açma kısmını yapıyoruz. Açarken elimizi mutlaka ıslatıyoruz. Hatta benim babaannem zeytinyağına batırırdı elini. Öyle de güzel oluyor tabii ki de. Ama ben suyla yapıyorum. Suyla elinizi mutlaka hem avucunuzun içinde açacağınız eli hem de parmaklarınızı mutlaka sulayın. Suya batırın. Çünkü öbür türlü bulgur yapışıyor elinize ve yapıştığı yerden de açılıyor. O yüzden böyle avucunuzun içine alıp diğer elinizin baş ve işaret parmağıyla yardımcı olarak kenarlarından bu şekilde açabilirsiniz. Bir sürü açma şekli var. Tabii ki çok daha usta olup çok daha güzel açan insanlar da var. Ben başlangıç aşamasında olan insanlar için daha kolay bu açma şekli. O yüzden bu şekilde gösteriyorum size. Böyle içine çok fazla doldurmuyoruz. Eğer çok fazla doldurursak kapatmamız zor olur. Kapatırken parmaklarımızı yine ıslatıyoruz. Çünkü bu aşamada açarken avucumuzun içi ve parmaklarımız kuruyor. Ve kurursa bulgur elimize çok, yani bulgur karışımı elimize yapışır ve gerçekten kapatması zor olur. O yüzden mümkün olduğu kadar elinizi ıslatmaktan, nemlendirmekten korkmayın yaparken. İki ucunu bu şekilde kapatarak avucunuzun içinde şekil vererek, arada çatlayan kısımlar olursa böyle elinizi yine hafif nemlendirip o kısımlara yama yapabilirsiniz. Evet, ben size detaylı bir şekilde göstermek için buraları biraz uzun tuttum. Çünkü ilk defa yapan insanlar oluyor ve benden uzun zamandır bir video çekseniz görsek işte nasıl yapıyorsunuz, ilk defa yapıyorum, sayenizde işi köfte yapabiliyoruz, korkmuyoruz diyenler oluyor. Çok mutlu oluyorum böyle söylenince. Eğer bir nebze faydam oluyorsa ne mutlu bana. Böyle güzelce açabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Hamurunuz eğer güzel olursa, yani içli köftenin dış hamuru güzel olursa, yeterince yoğrulursa açmak gerçekten sıkıntı değil. Eğer ki çok fazla çatlıyorsa, elinize yapışıyorsa, sertse bu demek oluyor ki suyu az gelmiş ve az yoğurmuşsunuz. O zaman tekrar yoğurun. Ben şöyle yapıyorum. İlk içli köfte yapmaya başladığım zamanlarda İki tane kapatırdım. Ondan sonra hemen kızgın yağ atardım. Bakardım dağılıyor mu, dağılmıyor mu veya çatlıyor mu. Çünkü ilk zamanlarda yapmak, anlamak gerçekten çok kolay değil. O yüzden bütün hepsini yapıp uğraştıktan sonra kızartmaktansa iki tane yapın, kızartın. Bakın tadına bakın, olmuş mu olmamışsa eğer bu hamuru daha yoğurmanız gerekiyorsa, işte mesela dışı sertse,
işte çatladıysa bunu daha çok yoğurmanız gerekiyor demektir. O zaman dışını tekrar daha fazla yoğurmaya devam edebilirsiniz. Makineyle yoğurtabilirsiniz. Makineyle yoğurtmakta tek sıkıntı olabilecek durumda suyunu fazla kaçırabilmek olur. O da size aşama aşama gösterdim. Her böyle pedalı kaldırdığınızda hamuru elinizle bir kontrol edin. Hamur böyle birbirinden çabuk ayrılıyor mu? Şekil verseniz dağılabilecek gibi mi? Ona mutlaka bakın. Diğer bir önemli nokta da kızartma kısmı. Mutlaka kızgın yağ atın. Eğer ki yağ kızmamışsa içli köfteleriniz dağılır. Ve mesela dondurucuya atacaksınız diyelim. Dondurucuya attınız. Dondurucudan çözdürmeden direkt yağ atın. Eğer çözdürüp yağ atarsanız yine dağılacaktır. O yüzden bu püf noktalarına dikkat edin. Çünkü çok fazla uğraşıyorsunuz ve bu kadar emeğin boşa gitmesi gerçekten çok üzücü oluyor. Böyle yavaş yavaş kevgirle dürterek böyle kabuğunun sertleşmeye başladığına emin olduktan sonra böyle dürterek çevire çevire pişirebilirsiniz. Ben ayçiçek yağını tercih ettim pişirmek için. Zeytinyağını da bana çok ağır geliyor, hiç hoşlanmıyorum. Bazı yörelerde haşlanarak yapılıyor. Bizim yöremizde, benim baba tarafım Kilis'te olduğu için babaannemlerden biz böyle gördük. Direkt kızartıyoruz. Kimisi önce haşlayıp sonra kızartıyor. Kimisi haşlıyor sadece. Üzerine sos yapıp döküyor. Her yöreye göre değişiyor içli köfte. Bizim yörenin tarifi de böyle. Evet, pişmiş içli köftelerimizi yağdan alıyoruz kevgirle. Bir peçete üzerine koyuyorum fazla yağının süzülmesi için. Şimdi iç kısmını görelim. İç kısmı içinde ben içini böyle biraz ıslak ve sulu bırakmayı seviyorum. O yüzden kıymayı ona göre ayarladım. Böyle iç kısmı da. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırıp videomu izlediniz. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Eğer abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum.